Evet kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 6 Eylül 2023'ün ilk videosu. Fenerbahçe devreye girdi. Galatasaray'ın elinden futbolcu alıyor. Donny Van Beek, Fenerbahçe, transfer, haberler, orta saha. E, açık söyleyeyim arkadaşlar ben bu haberi tamamen okumak istemiyorum. Çünkü uzun uzadıya diye bir haber. Dün de konuştuk bunu. O yüzden çok uğraşmak istemiyorum. İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda Fenerbahçe 1-6 numara alacak. Ve rotasını İngiltere'ye çevirdi. 26 yaşındaki oyuncunun on servisi orada bulunuyor. Oradan ayrılmaya sıcak bakıyor. 39 milyon euro bedelle zamanla transfer olmuş. Falan filan. Yani şimdi bakın. ismi Fenerbahçe'de anılan oyuncuyu yazın internete. Yapıştırın. Açın transfer market verisini. Ne yazıyor da 13 milyon euro yazıyor transfer marketinde. Olabilir. 2025'e kadar sözleşmesi var. Bir kere kafadan 10 milyon eurodan fazlasını çıkın. Çıkın bak şimdi. Aşağıya inin. Bu sezon kaç maça çıkmış? Sıfır. Fenerbahçe'nin en fazla vereceğini 4-4.5 falan olduğunu düşünün. Anladınız mı? 4-4.5'a Van... Hani Donny Van Beek'i verirler mi? Van de Beek'i. Sanmıyorum. Siz sanıyorsanız <laughs> buyurun yazın. Aslına bakarsanız subliminal olarak da güzel duyum verdim. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer bunu kimse beklemiyordu diye yine bir haber var. Bakın bu haberi de dün konuştuk. Hocam konuştuklarımızı niye konuşuyoruz? Son bir aydır aynı şeyi yapıyoruz ki. Onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. Ya yani son bir aydır hep aynı kişileri konuşuyoruz. Ya sürpriz bir isme çevrildi gözler. Süper Lig, UEFA Konferans Ligi. Orada konferans kadrosu hala tartışılıyor. Ya arkadaş bizim bir cezamız var. 23 kişilik kadro bildiriyoruz. Yani şimdi yazalım Beşiktaş konferans kadrosu onlar da ee, yani 23 kişi mi verdi onlarda? Yani onlar da 23 kişi mi verdi? Bunlara bakmak lazım. Bakın bakalım herkes mi 23 kişi verdi? Yani yanlış bilmiyorsam 26 kişi veriliyor. Yani 26 veren var 28 veren var diye biliyorum. Yani yanlış bilmiyorsam bakın bakalım arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de bu sezon ses getiren transferler. Edin Dzeko. Bence yıldızdır. 450 dakikayla geçtiği için de yorumlayayım. Benden okey aldı. Susan Tadiç. Fred. Hocam ama son maçta Tadic biraz kötü gibiydi. Ya dönem dönem maç maç bunlar olur. Fred. Cengiz'in de. Bak Cengiz'in siz C'sini izlemediniz. Ben de dahil C'sini izlemedik. Onu belirteyim. Şimdi bunlardan ses getirdim. Ön liberoya da alıp olayı kapatmak istiyor. Ve Ali Koç geçtiğimiz günlerde ne dedi TRT Spor'da? Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Yaptık. Bir 6 numara eksiğimiz var. Bize gerçek sağlam bir 6 numara lazım. Defansif bir 6 numara. Bakalım göreceğiz ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kartal da Ankara gücü maçından sonra ne dedi? Aslında İsmail Kartal Ankara gücü maçından sonra şunu dedi. Kesinlikle 6 numara alacağız. Pek yakında dedi. Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor cevabını verdi. Şimdi Thomas Parti, Jorginho, El Musrati, Guido Rodriguez bu isimlerle Fenerbahçe'nin adı anılıyor. Açık söyleyeyim dördünün dördü de iyi isimler. Yani dördünün dördü de bence iyi isimler. Sesi bilmem. Bence iyi isimler. Şimdi Diogo Demme sürprizi. Alman ön libero Diogo Demme'yi Fenerbahçe gündemine aldım. 3 milyon euro piyasa değeri var. 2'ye bırakırız demişler. Yanlış anlamayın beni. Bu haberler Ali Koç'u yıpratmak için üretilen haberler. Ya da Ali Koç kafayı yedi. Hani beynini aldırdı. O yüzden bu yani bu transfer girişiminde bulunuyor. Yani yalansa yalan diyin arkadaşlar. Ben dediğim ki haklısınız ya da değilsiniz diyeyim. Eğer bu kadar isim sayılırken demme alınırsa bak oyuncunun oyunculuğuna hiçbir şey demem. Hiçbir şey demem. Ben üstahlık yapacak bir konumda değilim. Ben futbolcu değilim. Evet kendi çapımızda top oynuyoruz bir şeyler yapıyoruz. Şekilli şükürlü hareketler falan yapıyoruz ama. Yani altı üstü halı saha topçusuyum. Ha normal amatör kümede çok top koşturdum. Şimdi onu da söyleyeyim ama. Yani artık bıraktım yani. Şeyim yok yani o. Artık Amatör kümede falan. Yani şu anda yapacak olsam en fazla teknik direktörlük yaparım. Bana da kim takımını emanet eder? O da ayrı mesele. Ama ben bu küstahlık yapacak şeyde durumda değilim. Oyuncu bu kadar beklentinin arkasından gelirse sıkıntı. Onu da söyleyeyim ama benim duyumlarıma göre herhangi bir şey yok. Ben Bahçe'de sürpriz ayrılık işte yeni takımı. Hep söyledim Yine söylüyorum tekrar söylemeyi de sürdüreceğim. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Gübrede versen olmuyor. ilaçta sıksan olmuyor. Toprağı da değiştirirsen yine olmuyor. Bazı topraklarda diyorum ama o toprağı değiştirsen de olmuyor. Olmuyor olmuyor. Bazı çiçekler olmuyor. Bunu futbolcu olarak da düşün. Vedat Muriçi Lazio'da oldu mu? Olmadı. Sonra gittiği yerde. Önceki yerinde. Slimani bizde oldu mu? Hocam Silimaniye çiçek deme. Silimani e, çiçek değil başka bir şey. Bizde de oldum. Bizden gittikten sonra Berisha bizde oldu mu ki ben çok sevinmiştim hatırlayın bayram etmiştim halay çekecektim neredeyse. Ama bizden sonra nereye gitti? Kaça gitti? Kaç kazandırdı? Adamlara bir sezonda 8 kazandırdı. Ah ah. Ah ki ah. Şimdi Jesus'tan sonra Fenerbahçe İsmail Kartal'a verdi. Kiminle konuşursam konuşayım herkes aynı şeyi söylüyor. Keşke Jesus hiç gelmeseydi İsmail Kartal'la devam edilseydi. Arkadaşlar bak. Bizlerin hani bir özelliğimiz yok bizim. Biz sıradan insanlarız. Biz bilemeyiz. Belki de İsmail Kartal gelse 5. olacaktık. Bilemezsin onu. O kadroyu İsmail Kartal götürebilir miydi? Bak Jesus'un kurtluğu vardı. Jesus derbiler hariç. Derbileri çıkarsan Fenerbahçe şampiyon. Diğer bir maçları saymasak şampiyonuz değil mi arkadaşlar? Yüzde bir milyon şampiyonuz. Galatasaray Beşiktaş maçlarına derbi dediğimde iki maçı. Trabzon'u sayıyorum yani, o derbi değil. Aynı şehrin takımı olacak. Galatasaray ve Beşiktaş'tan oynadığımız maçları çıktığımız zaman şampiyonuz değil mi arkadaşlar? Yani onlardan da puan çıkınca bizden de çıkınca Galatasaray Beşiktaş'ta kendi arasındaki maçlarına çıkınca şampiyonuz. Al sana bir kaya nerene dayarsan daya. Şimdi İsmail Kartal'la birlikte bir atılım gerçekleştirme peşindeyiz. Arda Güler'i e, Real Madrid'e gönderdin. Valencia gitti. Salah'ı gitti. Hani bir takım birçok kişinin yollar ayrıldı. Ama asıl ayrılacak ya da ayrılmasını beklediğimiz isim Luan Perez. Şimdi Perez için Rusya'dan talip çıktı. Duyumlarını, iddialarını görüyorum. Ah keşke diyorum. Ah keşke. Şimdi bazı çiçekler bazı topraklarda açmazı daha da açıyorum. Ne kadar aldık? 5.23 aldık değil mi? 3 milyon euroya bugün Luan Perez satılırsa ben sevineceğim. Anladınız mı? Bazı çiçekleri. 3'e satılırsa sevineceğim. 4'e satılırsa bayram edeceğim. 5'e satılırsa cık diyeceğim. 5.5 ya da 5.23'ün üstüne satılırsa Ali Koç'u ayakta alkışlayacağım. Anladınız mı? Haksız mıyım? Ya olmadı. Adam bizde futbolu unuttu bakın. Perez'in müdahaleleri süperdir. Top geçer, adam geçmez. Hızı iyiydi. Hızı gitti. Müdahaleler gitti. Şimdi Spartak Moskova yolcusu 3 milyon euro bon servis diyor. Bunu geçin. Ben Spartak Moskova'yı zannetmiyorum ama Doğan Perez'in e, sosyal medyada bazı arkadaşlar Santos'un talip olduğunu Brezilya ekibinin 4 milyon euro bon servis teklif edeceğini Fenerbahçe'nin de zorluk çıkarmayacağı belirtilmiş. 4 milyon euro. Bak eğer Santos 4,5 4, 4 verirse eminim Perez de gitmek isteyecektir. Ortada da böyle bir durum var. Ben şunu söyleyeyim. Ee, UEFA kadrosunda yer almayan oyuncuları biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela Mert Müldür niye yer almadı? Arkadaşlar kontenjan sınırlı. Mecbur yer almadı. Bir de dikkat edin daha çok Türkleri yer, yer vermedik. Niye? O, ya, o sayı yorulacak. Belki o sayının yerine ligde Mert Müldür'ü oynatacaksın. Mecbursun. Bak şimdi ben 3 Türk'ü şöyle çıkartıyorum. Ferdi ya da Mert. Yani hocam Osterwald'e iyi yapacak bir şey yok. Ferdi ya da Mert 1. Samet ya da Serdar 2. Cengiz Ünder 3. Cengiz, İrfan, Emre Mor hangisi oynarsa. 3 tane Türk'ü ben böyle çıkartıyorum. Başka türlü çıkaramıyorum. Livakovic oynatmayalım. İrfan Can oynatalım dediğim zaman hocam doğru oynatalım diyorsunuz. Ben bas bas bağırdım. Ben burada bir bas bas bağırdım. Livakovic'i almayalım. Ya gidelim Ertuğrul Taşkıran gibi bir üçüncü kaleci alalım. Türk bak 3 kuralı. İrfan'ı A takımda oynatalım. Gerekirse Altay'ı yedekleyelim. Altay satılırsa oraya Türk kaleci alalım. İşte neydi o? Doğan Alemdar olur. Polat Alemdar olur. Gökhan Hakkan Rize'nin kalecisi. Vallahi sıkıntı olmazdı. İrfan cana A kaleci. Gökhan Hakkan'ı ikinci kaleci yaparım. Ama Libakovic. Saygı duyarım. Çok çektiniz çünkü. atılıyorum Luan Perez Av Avrupa listesini almadı. Samet Akaydın. Samet için de şunu söylüyorum. Bak Samet 1, Serdar 2, Ciku 3, Bekao 4. Stoper almayacaksak bu dördü mecburuz. Ne derseniz deyin mecburuz. Ama buradaki sıkıntı şu. Galatasaray da bunu çok yaşayacak. Beşiktaş da çok yaşayacak. İki tan ikili tandem oluşturmak zorundasın. Bekao Ciku tandemi. Olur mu? Ciku Türk kuralına takılırsa Bekao Serdar. Bütün planlar yerle bir. Bekao Samet Akaydın. Bütün plan yerle bir. Bunları da unutmayın. Omar Fahiyet yazılmadı. Omar Fahiyet'i oynama garantisiyle kiralamaya çalışıyoruz. Nazım Sangare. Ee, Nazım için şunu söyleyeyim. Hani artık gitmesin lazım. Bartu Elmas. Bak yine Türk bak. Bartu, Samet, Mert Müldür. Nazım'ın gitmesini bekliyoruz. Hani ne zaman gidecek onu da anlayamıyoruz. Burak kapacak. Onu da hiç olması transferin son günlerinde Pendi'ye falan kiralarız gibi geliyor. Emre Mor'u yazmadık. Emre Demir'i yazmadık. Emre Demir de hakeza oynama garantisine gidebilir. Ama Emre Mor yazılmalı mıydı? E bu kadar kanatın içinde. Emre Mor. Şimdi eğer o beklediğimiz sürpriz 6'yı alsaydı bu kadronun dışında kalırdı. Belki de İsmail kadronun dışında kalırdı. Vallahi bak belki de İsmail kalırdı. Ligde oynatacakken Türk oynatayım derdim. Yani böyle bir süreç var. Nazım'ın, Burak'ın, Omar Fayed'in gidecekleri günü bekliyorum. Bartu Yılmaz kiralanabilir. Hem de Süper Lig'den bir takıma. Benden de bu sürpriz olsun size. Ee, Avrupa'dan da bir takıma kiralanabilir. de sevkleri duyurdu. Beştaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor diyor. Şimdi öncelikle Beştaş'ın ve Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un sevkleri haklı mı değil mi? Önce bunu düşünmek lazım. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle sevk edilmiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? En kötü 300 bin lira ceza yazacaklar. Eğer sözlerin eriyse. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kurula sevk edildi. Şimdi bak. Ben bir Fenerbahçeli olarak hep diyorum ki ulan bu PFDK bizimle çok uğraşıyor. Profesyonel Fenerbahçe'yi durdurma kurulu. Aynısını Galatasaraylılar da diyordur. Trabzonsporlular da diyordur. Ya, üçü de deplasmanda. Enteresan değil mi ya? Üçlü de deplasmanda. Ve de ceza. Daha doğrusu ceza değil sevk edildi ama ceza alacaklar. Çirkin ve kötü tezahürattan dolayı. Yani arkadaş biraz sesinizi güzelleştirin ya. Biraz nameli söyleyin. Çirkin söylüyormuşsunuz ondan. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Arsenal'ın yıldızı teklifi kabul etti. Evlenme teklifine. Yok sünnet olma. Ya bir espri var. Beşiktaş Beyliği alıyormuş. Arkadaşlar yazıyorlar işte bundan sonra en büyük balici benim diyor. Ya söylüyorlar pardon yazıyorlar demeyeyim. Balici benim diyor. Lan oğlum siz tinerci değil misiniz diyorsun. Yok biz baliciyiz artık diyor. Ondan sonra meğersem Erik Beyli'den bahsediyorlarmış. Beylici diyeceksiniz. Balici değil Beylici. Hocam o zaman da bir LGBT gibi bir şey oluyor. Beylici ne? töbe töbe Ya siz bundan sonra <laughs> Beylici'si. Elemanla çok dalga geçiyorlar. Merak ettim neymiş diye. Sakatlığı çok fazlaymış. Yani çok fazla sakat kalmış. Yalnız elemanın açıklanan kapı açıklamasına bir dikkat edin. Bir sıkıntılı bir açıklama o açıklama. Ya da neyse yakında görürsünüz. Şimdi Arsenal'la bir yıllık sözleşmesi kaldı. Nicolas Pepe sanırım ondan bahsediyorlar. Pepe ile bir yıl kalan sözleşmesini pes etmek istiyor Arsenal. Gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Suudi Arabistan takımları da istiyor. Oyuncu da gitmek istemiyor. Süper takımlarımızda takımlarımız da isteyince haliyle diyor ki böyle böyle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta hala çözüm arıyoruz. Şu anda menajeri ve oyuncu kulüp arasında fazla iletişim var ancak şu anda açıklanacak bir şey yok diyor. Şimdi Nicolas Pepe geçtiğimiz sezon Nice'de kiralanmış. Nice'de kiralıkmış. 28 maça çıkmış. 8 gollük katkı sağlamış. Ama gayet iyi aslına bakarsan. O Fransa Ligi gibi birlikte. Le Lekimin haberine göre Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta transfer etmek istiyormuş. Hatta Beşiktaş için Paris'te sağlık kontrollerinden bile geçmiş. Pepe teklifi kabul etmiş. Ama Türkiye'ye transferi bir kez daha engellenmiş. Beşiktaş'tan Arsenal arasında anlaşma yapılamamış. Garip. Gariplikler üst üste silsile halinde. Ama tabi hocam biz ne Beşiktaş'tan biz işimize bakalım derseniz de o da ayrı mesele. Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme tazeliyor prensipte anlaşıldı. Size sürpriz bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'den sürpriz bir ayrılık olacak. Ya Ryan Kent ee, ya da Crespo olabilir. Juan Perez de kiralık gidebilir. Ha, bilginiz olsun. Yani satın alma opsiyonlu kiralık da gidebilir. Onu söyleyeyim. Estoril Praha'dan alındı. Sözleşme tazeleme kararı. Şimdi bazı arkadaşlar bana hep şu soruyu sö söylüyor. Daha doğrusu soru demeyeyim. Yorumu yapıyor. Hocam diyor Crespo eski Crespo değil. Niye diyorum? Artık diyor gözünü daldan budaktan sakınmıyor Crespo diyor. Hani biz Crespo'yu böyle sevmiştik. Gözünü daldan budaktan sakınmıyor diye. Ama diyor artık e, hani artık korkuyor. Dalmıyor diyor. Dalmayan girişmeyen kendini kenara çeken Crespo da benim hiçbir şey mi yaramaz? Yani Crespo'nun biz top çalışını sevdik top dağıtmasını sevdik, uzun topunu sevdik. Bir kardeşimiz de yazmış ki ya böyle olacağını Arao gitmeseydi demiş. Hani hayal gücündeki Arao nasıl bir Arao'ysa bak Arao'nun Allah var şimdi pas, top dağıtması gayet güzel. Şimdi bir şey diyemem ona. Ama Arao yumuşak. Topi top gibi bir futbolcuydu. Yani yumuşak oyuncu. Sana orta sahada kütür kütür böyle rakibi kemiren orta saha lazım. Arao Aa siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bu ürün geçin falan yapıyordu. Ya ara olmaz. Ara o sana bana gitmez. Bak rakibinde Torreira var. Değil mi? Getson Fernandez var. Ki hani Getson 8 gibi daha çok. Torreira'yla tam kıyaslayalım. Rakibi kemirecek bir altı lazım bize. Bilginiz olsun. Şimdi asıl ana başlığa gelelim. Fenerbahçeli fenomen bir hesap diyor ki 6 numaralar için fiyatları açıklamış. Al Musrati 20 milyon euro istemişler diyor. 20 istemediler, 15 istediler. Bendeki duyum bu şekilde. Guido için 18 civarı demiş. 18 değil. Bendeki hani fiyat 12 milyon euro. Diaz için 10 milyon euro istemişler diyor. Bendeki fiyat 8,5. Bu genç arkadaş için. Nasıl buldunuz fiyatları diye. Jorginho ismine ben sizi niye odaklıyorum biliyor musunuz? Aslına bakarsanız kendimi temize çekmek için odaklıyorum. Çünkü Jorginho, şey, Jorginho'dur, özür dilerim, Parti. Sebebi de şu, partinin sakatlık olayını anlattım, sizi yoruma boğdum. Yani sakat almayalım diyen de var, alalım bu adam iş yapar diyen de var, devre arasına kadar bekleyelim diyen de var. Aktirini size bırakıyorum, ben hiçbir şey demem. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ya alınacak 6 numara hepinizi tatmin edecek. Bu arada transfer market değerlerini paylaşmışlar. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın falan. Hani Galatasaray'ın transfer market değeri gayet yüksek. Baktığın zaman. Haklılar. Şişirilmiş futbolcular. Oynamadıkları zaman merak ediyorum transfer market değerleri ne kadar düşecek. Çok çok merak ediyorum. 2. Nelson 1, Davinson Sanchez 2, Abdülkerim Parmakçı 3, Kaan Ayhan 4, Emin Bayram 5. Hadi 4 tane stoperini sayalım. Emin Bayram'ı da saymayalım altyapıdan diye. Altyapıdan çıkan bir çocuk perişan olacak. Tabii Türk kuralı da var. Luyendama da var bu arada Galatasaray'ın kadrosunda. Bilginiz olsun. <laughs> hani Ali Yeşil Yurt falan diyor ama. Alt. Angelina ve Kazımcan Karataş. Solbek. Sakabuey, Dubuis, Sağ bekleri. Mecbur sağ bekte Yabancı oynayacak gitti. Bak yani ihtimaller gidiyor. Torreira, Endombele, Oliveira, Kerem, Micic, Şuşre. Hani bir Micic söylen Oliveira'nın toplam fiyatı 12 milyon euro. Artık hangisi gider? Hangileri gider? Hakim Ziyek 16 yazıyor ama böyle sürdürürse 6'ya da düşer. Wilfred Zaha 22 yazıyor. Böyle giderse 12'ye de düşer. Tete 25 yazıyor. Vallahi bilmiyorum Fenerbahçeli olduğum için herhalde ben 25 milyon Euro'lu geçtim ama 5 milyon Euro'lukta bir oyun göremedim. Açık söyleyeyim Barış Alper Yılmaz benim gözümde çok daha iyi futbolcu ona göre. Icardi 19 diyor. Icardi de yaştan yaş arttığından 19'larda seyreder, 18'lere bile düşebilir. Bak bu kadar gol atmasına rağmen. Bakan bu diye bir çöp var. Her şey olabilir. Ama ben bir daha sayayım ya. Ben yanlış saydım herhalde. Mustera 1. Yani son iki Sanchez 3 hani neyse ya boş ver uğraşmayalım. Yabancı sayısındaki düşüş de mecburen olacak. Ama bizi ne ilgilendiriyor? Bizi Fenerbahçe ilgilendiriyor. 6 numara transferi emin olun. Kütürük eri gibi bir 6 numara sizleri bekliyor. Bizleri bekliyor. Bana söylenen bu. Benim aktardığım bu. Bu arada İstanbul Valiliği şu ana kadar 1150 su baskını ihbarı yapılacağım kaybı ve yaralı yok diyordu. Ben bu videoyu çektiğim sıralarda inşallah yoktur. Yani İstanbul'da da bir sel olmuş sanırım. Allah herkese yardım etsin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kanala sahiplenen, kanala abone olan, destek veren herkese de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere.